Duyuyor musun ne dediğimi? Hayır Hülya çıplak geziyor insanlar artık. İç çamaşırlarıyla Peki, geziyor. Peki niye o zaman? Soykırım yapıyorlar. Çok acı değil mi bu? Ha, aa aa. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar sene sonra gene beraberiz. Beraberiz evet. Çünkü yine hala kendi konusunda hala çağımızın getirdiği bir takım sorulara gerçekten çok doğru ve çok güzel cevap veren biri olarak sizinle sohbet etmek çok hoş. O kadar çok şey öğreniyorum ki gerçekten. Benim için de parlayan hala güzel bir yıldız olduğun için <laughs> teşekkür e, çok ederim. Çok hoş. E biz böyle birbirimizi şu şekilde iltifatlarımızı ettikten sonra programa başlayacağız. <laughs> Kezban Hanımcığım bu yeni sıcak haberlerden soyadı artık kadınlar kendi soyadlarını mahkemeye başvurmadan kullanabilecekler mi? Öyle bir hale, mecraya döndük ama kadın hakları savunucusu olarak gibi biliyorsun beni. Ben buna karşıyım. Çünkü soyadı dikkat edersen zaten kadının soyadı da nereden geliyor? Erkekten, babadan geliyor. Soyadı bir... Kimlik meselesidir. Yoksa kadının bir üst kimliğidir. Kadının kendi babasından gelen kızlık soyadı belli. Hmm. Kızlık soyadını nereden alıyor? Erkekten alıyor, babadan alıyor. Evet. Yani burada böyle erkeğe karşı yapılıyor havalarına girmenin. Böyle bu tarzda bir eşitlik düzeyi yaratmanın anlamı yok. Neden? Neden yok? Karışıklık oluyor. Babanın soyadıyla gelen bir kadının koca kaydında soyadını kullanmaması kimlik tartışmasına neden oluyor. Biz böyle onu birçok vakada gördük ama hallediliyor. Halledilmeyen bir şey değil de ben böyle ısrarcılığı anlamıyorum. Çünkü iki tane soyadını iki biraz? tane soyadını kullanma hakkın varken niye onu kullanmıyorsun? Ben mesela benim zamanımda böyle bir tartışma yoktu. Hatemi soyadıyla tanınıyorum ama eğer o sırada iki soyadını da kullanma hakkım olsaydı Demirci'yi de kullanmak isterdim. Bunda bir şey yok. Yani ben böyle bu kadar üst kimlik tartışma anlamsız buluyorum Hülya'cığım Yani toplumda çekişme konusu yaratalım da ne, olsa ne olsun olursa ne yani. Olsa olsa, evet. Ezel'den beri siz bu konuda tabii çok başarılısınız. Şöyle ki, yani daha doğrusu başarının dışında çok da ünlüsünüz. Hani kadınlara nafaka konusunda en iyi nafakayı alabilen avukat olarak ve birçok insanın çok duyulmuş tanınmış insanın avukatı olarak adınız en baş sırada geçiyor zaten. Ben şunu sormak istiyorum. Bu evlilikler eskiden boşanmalar hangi sebeplerden dolayı oluyordu? Şimdi bu sosyal medyaydı vesaire bir sürü bir sürü dinamikler var. insanın evliliğini yani. Şimdi sebepler değişti mi yoksa aynı sebep ve o sebep ne? Sebepler değişmedi. Hep aynı nedenlerle, aynı sayıklarla tarafların aldatmaları, şiddeti, dövmeleri, haysiyetsiz hayat yaşamaları, zinaları hep bu sebepler. Ee, boşanma davasında yeni sebep yaratamazsın. Bir genel sebepler vardır, bir de özel sebep vardır. Dolayısıyla bir genel geçimsizlik adı altında açılan davalar vardır. Ayrıca o maddelerle ağırlaştırılan sebepler vardır. Bir de ağır kusur olan zina vardır. Bu hep böyleydi, şimdi de böyle. Ne oldu? Sosyal medyayla daha çok görünür oldu. Bir de biliyorsunuz 2 milyonluk nüfusu olan bir İstanbul şu anda 20 milyona hitap ediyor ve çok kültürlülüğü de aşan çok karma bir yaşam şekline dönüştü. Eskiden apartmanların altlarında küçücük gece kondularla özenilen hayatlar ve hayat tarzlarıyla belli sebepler yaratılıyordu. Şimdi o bizim evimizin içine girdi. Bir de üstelik sosyal medya dediğimiz bence gerçek hayatla hiçbir ilgisi olmayan hayal içinde Z kuşağı da değil, Z kuşağının daha altında artık ona ne isim verecek sosyologlar bilmiyorum. Alfa diyorlar bir şeyler. İşte Gama, Alfa neyse. neyse Beta bu bu böyle bir kuşak var ki çok kötü durumda. Yani Tamamen hayal dışında yaşıyor. Yani gerçek yok. Kendi yalanına inanma vardır ya. Çok e, önemli. Mitomanya dedikleri olay yani narsizizm. Her şey bir araya girdi ve birçok ruh hastalıkları açığa çıktı bence. Tabii ekonominin kötü olması da bunu tetikledi. E, tetikledi. Çok doğru bir deyim. Tetikledi. Şöyle söyleyelim bir örnek vereyim mi? Hı hı. Mesela layıklık ve layık kesim ve dindar kesim, muhafazakar kesim, muhafaza olmayan kesim diye ayrışmalar çok belirginleşti. Ve artık o muhafazakar içim, kesimin içinde de layıkların olduğu dikkate alınmadan yapılmaya başlandı. Yani o muhafazakar kesimin yarısından fazlası da layık aynı zamanda. Yani bu ülkede öyle farklı bir şeye dönüşme, rejim değişikliği falan olmasına imkan yok. Hı hı. Böyle bir şey yok. Ama şu var, artık dekolte dediğimiz eskiden diyorsun ya, eskiden böyle miydi de şimdi böyle dekolte. Daha sonra bizim zamanımıza ya bu çok açık giyiniyor filan. Hayır Hülya çıplak geziyor insanlar artık iç çamaşırlarıyla geziyor. Örneğin Hülya Avşar gibi sahnedeki bir dekolteyi giyerek günlük hayatta var olmak istiyor veya TikTok'ta onu kullanıyor. Ya Sibel Can şarkı söylerken ne giymiş neresini göstermiş bunları taklit etmeye çalışan bir alt kültür gelişti. Ve bu alt kültürü ıslah etmenin de yolu yok. ya yani Bunların yolu yok. nereye gidiyor? Eğitim yani? eğitim de yok artık. Yani eğitim düzeyi de yok. Yani haya, edep, ar, namz olayı ortadan kalktı. Her şey mübah. Bir laf da. etmeye kalk hemen yobazsın eğer biraz daha derine girdiğin takdirde de iki tane şey var elimizde argüman son yıllarda gelişen. Teröristin, FETÖ'cüsün. Bu feci bir şey oldu bu toplum. Dolayısıyla çok ciddi bir yıkım yaşamadan da kafamızı kaldıracak halimiz yok her bakımda. Nasıl bir yıkım olur? Bir şunu soracağım önce. Bu sosyal medyadaki ya da Twitter ya X'te artık diyoruz. Bulunan kişiler Adaleti etkileyebiliyorlar mı? Birçok hakim arkadaşım, meslektaşım, sınıf arkadaşım, yargıta üyeleri olan arkadaşlarımız var, sınıf arkadaşlarımız. Onlar diyorlar ki biz artık hiçbir şeye bakmıyoruz, seyretmiyoruz ki kararlarımız etkilenmesin. Hakimlerin evet. çoğu aldırmıyor bile, aldırmıyor. Yeter ya. ki siyasi baskı, siyasi manipülasyon olmasın. Olmasın. Mesela ben tersini yaparım bana bir şey söylense ben evet. hukukçu olarak. Sen de öylesin zaten. Kesin. Ben bir şey bana söylensin, bu adam böyle böyle... Dur bir dakika derim ya, bakayım şu karşı tarafı da... Ben hep davalarımda karşı tarafı dinlerim. Müvekkilimden müsaade alırım. Dedin ya başarılısın, ünlüsün. Hı -hı. Benim başarım, benim davalarımın yüzde doksanı artık sulh yoluyla bitiyor. sulh yoluyla. Yatıştırarak, kabartarak, daha çok fazla dava üreterek değil. İnsanları yatıştırarak, sulhe davet ederek. En kötü sulhün... En iyi davadan iyi olduğuna inandırarak örneklerini anlatarak bir o ikincisi mağdurun yanında yer alıyorum. Ahlaksız birisi gelmiş bana minareye kılıf hazırla diyenle hiç çalışmadım Hülya. Hmm. Bilerek çalışmadım bildiğim anda da bıraktım. Peki bu anlaşmayla hani böyle sakinleştikten sonra evliliklerine ya da neyse işte devam etmeleri gereken şeye devam edenler sürdürebiliyor mu? Yoksa tekrar size geliyorlar mı? E ya boşanıyorlar ya da evet. evlerine geri dönüyorlar. Aldatma olduktan sonra testi ortadan kırılıyor. Şimdi sonra yapıştırıyorsun değil mi? En büyük evet. O yapıştırma orada görülüyor canım. O güven bir kere sarsıldı mı? Çünkü evlilikte iki şey çok önemlidir. Güven, onu arkanı sırtını dönebileceksin ve en önemli de iki kişinin aynı yolda, aynı doğrultuda yürüyebilmesi. Sen çiçek böcek derken o çanta ayakkabı derse yürümüyor. Yürümüyor. Peki mu? bu sosyal medya sisteminde bilmiyorum dünyada da böyle mi kullanıyorlar yani nasıl kullandıklarını görüyorum ama dünyada kötü anlamda etkisi bu kadar oluyor mu Türkiye'de olduğu kadar? Her şeyi yok. biz taklit ediyoruz zaten görmüyor musun? Her şeyi. Orada yapılan televizyon programları bile bir müddet sonra bizde yapılıyor. Ama işte biz sonradan e, bunu yapıyor olduğumuz için beceremiyoruz. Beceremiyoruz. Kaçırıyoruz ipin ucunu. Onlar, onlar tam dengede gidiyorlar. Aynen öyle. öyle bir durum Aynen. Bir erkek, erkek sonuçta diyoruz ya erkek. Bunu artık kabul etsinler. Bana çok kızıyorlar ama erkekler işte eşitiz tamam eşitsek ama eşitiz ayrı konu ama. Kromozom, eşitiz ama, ama. bu erkeklerin özdeş değiliz. Yani aynı değiliz. Yani yapı olarak eşitiz. da olamıyorsun da. Daha... Kanunlar önünde, yasalar önünde eşitiz. Ama özdeş değiliz, farklıyız. Allah hepimizi bir olarak yaratmış. Hülya Avşar bir, ama başka bir Hülya Avşar olamaz. Bunu anlamıyor. Parmak izimiz bile bir, tek. Tamam, ben şey anlamında söylüyorum yani bir kadın belki kendisine hakim olabilir kadın öyle belki yani öyle belki Valla şimdi erkekler kendisine hakim oluyor <laughs> şimdi onu diyecektim. erkekler aslında bu konuda daha hani biz erkekiz öyle o eskiden eskiden de yani. değil mi Aynen şimdi öyle. artık peki yani aldatmak daha mı çok karşınıza çıkıyor boşanmalarda. Sıradanlaştı. Kadının aldatması da neredeyse erkeğin aldatmasıyla eşitlendi. Dizilerde de öyle değil mi? Evet. Öyle tehdit ediliyor mesela. Yalan söyleniyor şimdi lazım değil. Ben o diziyi zevkle izliyorum. Kaldırılmasına da karşıydım. Şimdi yeni gelen bir dizi var tarikatlarla ilgili. Olmalı. O zaten izin almadan böyle rahatlıkla verilemez. Bence evet. çok iyi yapılıyor. Evet. Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Devletten daha üstün, güçlü hiç kimse, kişi, kurum kuruluş olmamalı bu kadar. Zaten Osmanlı'da da böyleydi bu. Vezir biraz farklı olduğu zaman, zengin olduğu zaman arka avluda başı götürülürdü Osmanlı tarafın yani padişah tarafında. Onun için devletten daha güçlü hiçbir şey olmamalı. Bu kadar basit. Devlete paralel, devlete alternatif. Hayır yok öyle şey. Neymiş tarikatlar ya? Baskı grupları mıymış? Neye bas? Kendi içinizde oturun dininizi gayet iyi bir şekilde yaşayın. Ben tarikatler olmasın demem. Tarik ne demek? zaten yol demek. Yol göstereceksen sen İslam'ı, gerçek İslam'ı tanıtacaksan, Hazreti Peygamber'in mesajını iletebileceksen buyur yap. Ama sen öyle değil de sen yaşanılan düzeyde herkesin hayatına karışmaya kalk, yaşam biçiplerini eleştirmeye kalk. Bu tarikatın işi değil. Kanunlar var, evrensel kurallar var, teamüller var. İnsanlar neden peki bu tarikatlara kendilerini köle şeklinde Teslim ediyorlar. Teslim hani bunun sebebi ne? İşin Şimdi, işte para mı? Bir yani, kere eğitimsizlik, ticaret... eğitimsizlik. Kendini gösterebilme, kulüpleşme. Sosyal ortamdır tarikatta. Olsun ama devletin kontrolünde olmalı. Devletten zengin olmalı. Malı. Hanları, apartmanları olmalı. Derneğin, vakfın, malı mülkü nasıl kontrol ediliyorsa, hmm. üniversitelerin, işte derneklerin, tarikatların, malları, mülkleri de. Bir dakika ya nereden buldun bunları? Nereden bunları yapıyorsun? Nereden buluyor olabilirler? E i̇şte zavallı cemaatlerden bulunuyor. Kimler destekliyor olabilir? Mensupları diyelim ya da evet. siyaset maalesef. Biz farkında mısın? Ben bir kere, sen benden çok çok küçüksün. Ben doğduğumdan beri seçimle geldim, seçimle de gideceğim. Seçimden daha çok bir şey görüyor muyuz bu ülkede? Bak şimdi yeni evet, seçime evet, gidiyoruz. Evet. Ya nefret ediyorum seçimden artık. Allah aşkına kim geliyorsa gelsin, bir kere gelsin diyecek hale geldik. Yani... Bu seçim, iktidarda kalmak, o anda verilen tavizlerle ilgili bu. Hmm. Bu kadar basit. Ha Gücü paylaşmamak. Oysa demokrasilerde güç paylaşılır hmm. Ama o zaman o güçler işte sonra nasıl paylaşılır Onlar sonra senin önüne e engel oluyorlar ve i̇şte onlarla paylaşıyorsun ne? farkında olmadan. Fete tamam. olayını yaşadık. Neydi o fete olayı? İzin Hiç ben olmazsa ben biraz ben. entelektüel tabakayla bir aradaydı. Şimdi daha vahim ya. ya o Hangi zaman entelektüel tabakayla? Ne izin veriliyor o zaman tarikatlara? İşte onu Vallahi istersen bir cümere yazı yazalım birlikte. Yani hayır. Madem yani şöyle, o tarikatların içinde bulunan kişiler, üyelerin hepsi de cahil değil ki. Tabii değil. Yani Çoğu da eğitimli. Tabii değil. Halkı çoğu soymak parası... için akıllı da değil bunlar ama kurnaz. Tilki de Bunun kurnazdır. içinde başka bir şey var. Yani herkes gerçekten dinen bağlı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu işin içinde... Daha çok para döndüğünü düşünüyorum yani evet, ondan tabii, kurulduğunu düşünüyorum. Tabii, tabii tabii ne sanıyorsun? Ne sanıyorsun? Bak evet. rahmetli Erbakan öldüğünde, rahmetli Erbakan evet. milli görüşten gelen, evlatları ne yaptı? Kız evladına daha az miras bırakmış, oğlan evladı şeriat kanunlarına göre demiş. E, ama bu arada bir şey de açıklamak istiyorum. Şeriat ne demek biliyor musun? Hukuk demek, hak demek. Bu bile yozlaştırıldı bizim dilimizde. Aa keşke buna uyulsa, keşke şeriata uyulsa. Ve kız evlat orada azaldığı için ne yaptı kızcağız? Mahkemeye başvurdu. Ne oldu? Benim biraz önce söylediğim o muhafızakar dindar kesimin içinde de layık anlayışa inanan ve onu takip eden bir grup var. Bunu unutmayın. Kahrolsun şeriat demek Allah'ın hükümleri kahrolsun demektir. Şeriat şartlardır. Hı. Onların söylemek istediği ya da bizlerin söylemek istediği şeriat hangisi? Bizim söylediğimiz şimdiki medeni kanun mu daha uygun insan haklarına yoksa şeye? Bunların bize dayatmaya çalıştıkları dört evlilik, e, namaz kılmayanı, oruç tutmayanı, dövmek hatta öldürmek. Hı hı. Yani kafa kesmek. Bu şeriat? Şeriat, değil. İşte, şeriat deyince bunu anlıyorlar evet. onlar. Ben onu anlamıyorum. Ben Allah'ın hükümlerini anlıyorum. Kur'an'ı anlıyorum. Peki. Bu Kur'an'dan uzak. Ne diyor onlar? Ki, hayır şeriat... E, şey kelimesi altında. Aslında e sen hangi karıyı alabilirsin diyor. Zaten Hayır, kendi demeyen, başlıyor kullanmaya. Demeyen. Sözüm ona o sosyal medyada konuşan bir sürü edepsiz. Hepsinin Hayır, asıl kasetleri videoları var. Asıl şeriat ne diyor? Asıl şeriat Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ı okursan bilmediğimiz şey olmaz. Ama Kur'an'ı okumayanlar için bilmediği birçok şey vardır. Aldığı eğitim nedeniyle algılayamama vardır. Tarikate giderek bunu iyi öğreten mesela Osmanlı zamanındaki tarikatler muhteşem. Onlar hayır hasenat için kurulmuşlar tarikatlar. Öyle mi? Yol gösterici. Bakın mesela bir menfur cinayet oldu biliyorsun. Saldırı kiliseye. O saldırı oldu. Evet. Bireysel mi yoksa kilise katoliklere karşı mı yapıldı bilemiyoruz. Hmm. Bir grup işte Gazze'ye karşı insanlık suçu işleyen, soykırım yapan İsrail hakkında verilen karar nedeniyle oradaki Katolikler vardı burada. İspanyol ve Fransız hakimler nedeniyle yapıldı deniyor. Bir kısım da deniyor ki bu bir bireysel saldırı olma ihtimali çok yüksek. İşte öldürülen sonradan Hristiyan olmuş biri ona karşı yapılmış falan gibi Rafeler var doğrusunu devlet. Sizce de soykırım cezasını hak ettiler değil mi? Hem de fazlasıyla ve çok acıdır ki soykırıma uğramış bir millet, bir <laughs> ırk. Soykırım Kırım. lafı 1948'de o nedenle onlara verilmiş bir millet. 1951'de kanunlaşmış soykırım ibaresine rağmen soykırım yapıyorlar. Çok acı değil mi bu? Çok acı tabii onların kafasındaki soykırım değil. Ama Bunu şu anda şunu söyleyeyim. İsrail devleti içinde Bizden daha yürekli, bizden daha demokrat insanlar da var. Bunu da sakın asla unutmayalım. Tabii canım bizim hali hazırda yaşadığımız şu ortamda benim bir sürü arkadaşım var, ahbabım var. İsrail, içinde, İsrail için de, Netanyahu'ya karşı, yönetime karşı, ha, o, ellerinde oradaki. bayraklarla yürüyenler. Amerika'daki birçok dini, hahamlar, i̇şte. tarikat üyeleri hepsi karşı. Buradakiler Onlar gerçek Tevrat'ı biliyor çünkü. Gerçek Tevrat'ta. İncil'de, Kur'an'da öldürmeyin diyor. Peki niye o zaman? Amerika ve İngiltere var arkada. Mesele Orta Doğu'nun paylaşılması. Burada Cumhurbaşkanı çok dik durdu. Bu bakımdan dış politikadaki çok başarısı gerçekten son yıllarda gösterdiği en iyi performans ve tabii ki Dışişleri Bakanımızın Amerika ve İngiltere'nin hala Orta Doğu'yu paylaşamadığı özellikle İngiltere'nin. İngiltere sessiz ama derinden asıl arkadaki güç İngiltere. Bunu sakın unutmayın. Arap Ligi diye de kıyamet koparıyoruz yahu. Araplar niye duramadı? Duramadı. Arap Ligi dediğin ya 28 28'e 29 üyesi var. 9 tanesi Arap. E, çoğunlukla alınan kararda Arap Birliği'nden ne bekleyebiliriz? Zaten görüyoruz bir şey bekleyeceğini. Yani cim, ne? o ayrı. Ama İngiltere'de Irzlarına geçilmiş vaziyette. İngiltere'de nasıl bu kadar dinlenebiliyor? O Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra maşa kullanır, görünür de demokrasi gibi görünür ama hele Gazze olayında hiç Ama sözü de geçiyor açık. yani. Tabii maalesef. Yani Batı o büyük kavramlarını Gazze olayıyla kaybetti. Artık Batı demokrasisi. Ben hep söylerdim. Eşim de çok onu bariz bir şekilde altını çizerdi. İki yüzlülük. Yani kendileri için evet demokrasi, başkaları için hayır. Peki ne olacak? Ama Batı'nın içindeki insanları katiyen bakın. Milletler farklıdır, yönetimler farklıdır. Kesinlikle. Tabii Son ki. zamanlarda zaten Hülya'cığım ciddi anlamda devlet adamı Batı'da da yetişmiyor. Baksana Macron'un haline bak. Ya. Merkel'in gitmesiyle de ki o baş vagon, baş yani lokomotif denir değil mi? Ne tatlı, ne önemli insandı. Müthiş bir ben kadındı ve benim idolimdi. Evet. Onun gitmesiyle Avrupa Birliği de iflas etti demokrasi konusunda. Merkel inanılmaz iyiydi. Yani Bir de insanlar da isyanetle Gene de e, isyan en iyi de, e, e, demokrasi gene de Almanya'da bakmak. Yani yine de o disiplin, o kural, o bir sürü bir şeyler. Çünkü onlar Hitler belasından çok ciddi anlamda dersine ders. aldı, ders çıkardı. Biz ders çıkaramadığımız için hala böyle iyi iş edilmiş beyinler kifayetsiz muhteliflerle uğraşıyoruz. Benim anladığım şey şu. Bu bu savaşlar 10 günde biter, 20 günde biter dediğimiz Ukrayna savaşı da aynı şekilde. Bitmiyor ki o da bitmiyor. işte bu da bitmiyor mesela. Bu, bunun bir amacı olmalı bitmemesinin sebebi. Enerji, resimini. işte yani pet, neden bitmiyor? petrol, doğalgaz, ıı, su hatları her şey giriyor. E, tamam, giriyor. hepsinin zaten bir sebebi var. Eşkıya. Ama uzasının... dünyanın polisleri diyelim o zaman. Dünyanın polislerinin elinde niye doları kullanıyoruz? Niye yani ben bağımsız bir ülke değil miyim? Avrupa Birliği pat dedi, euroyu çıkardı. Amerika hop dedi merkez Amerika Avrupa Birliği merkez bankasına el koydu biliyorsun değil mi? Evet, evet. Dünyanın polisi. Sen soykırım yapmış birisi olarak sustendi Gazze olayında da zaten Almanya'ya. Yani birçok insan bulaşmıyor. Ama bu arada Hamas'ın acayip bir sınav verdi. İsrail'lere esirlere asla dokunmadı, çok iyi muamele yaparak hepsi. Kucak kucağa pişerek ayrıldı. Bu da dünyaya bir ders oldu. Bir işe yaradı mı? Bu ben yaradı tabii. Bu soykırım nasıl çıktı? Bu karar. Ha tamam. Şimdi bunun yani o savaş anlamında bir işe yaradı mı? Yaradı tabii. Niye ne? yanamasın? Bu yargılamayı etkiledi. Yani onu tamam. etkiledi. Yargılamanın en önemli belgelerinden delillerinden biri buydu. Birbilenin, Yoksa o Hamas bana birbilenin başlattı. Birbirlerinin esirlerini bombarttı. göndermek mi? Esirlerine hiçbir şey yapmadan, yapmadan göndermedi. Gönderdi. Tamam. Hamas adam öldürmedi yani. Tamam. Hayır, Ama yani. İsrail sivilleri şey bu tarafa gittiği, yani şey, öldürdü. Bu suçlama ne işe yarayacak? Adalet Divanı'nda yargılanacak ve büyük tazminat ödeyecek hem hukuki. Yargılanacak ama daha. ya İsrail ilk defa yargılanıyor dikkatini çeker. Tamam ama yargılanacak. Hiçbir uluslararası anlaşmayı tanımaz İsrail. O zaman yargılamaya da mı karşı olacak diyorsun? Yargılamaya karşıydı zaten. Yani yargılamayı saymayacak mı? E, o saymıyor zaman? hala. E o zaman ne anladık? Olsun o saymasın. Bütün herkes ilişkisini kesecek. Artık global bir dünyadayız. Kaç sene sonra? Yani mesela biz de kesmeliydik. Ben de Ticari ilişkimi hemen durdurmalıydım. Durduramadım. Ekonomik krizlerimiz herhalde buna izin vermedi. Yani diye benim anlatmak istediğim şu ki Kezban Hanım. insanların yani Avrupa ülkelerinde alınan kararların çoğu da bana yani doğru ama göstermelik geliyor. Şöyle oluyor kendi içlerinde doğru ama e, Müslüman ülkelere karşı ön yargı, at gözlükleri, yanlış tarihi birikimleri devam ediyor. Öyle diyelim. Yani. Bizde etmiyor mu? bizde de ediyor. Adam devamlı 24 saat Hristiyanlık aleyhine konuşuyor ama Hristiyanlığın bütün nimetlerinden, onların yaptığı bütün nimetlerden faydalanıyor. İkiyüzlülük, yüzlülük ahlaksızlık. Sen böyleysen deveyle yürü git, eşek eşeğe bin git. Son model arabalarını kullanıyorsun. Avrupa'da çocuklarını okutuyorsun. Hı hı. Ama burada da o cahil halkı sömürmek için işte tarikatler bunu yapıyor. Malını mülkünü maaşına kadar alıyorsun. Ya burada bir şey sormak lazım. Aslında dünya nereye gidiyoryu sormak lazım. Ama dünyanın hani her yeri yerinde bu tarikatlar var. İşte onu diyorum. Ne o zaman demek ki bir yerlere gidiliyor ve o yerleri de bir şekilde yerlere, kabul etmek zorundayız. O zorlanırız. yerlere gitmemek için gerçek demokrasiyi ülkende kurmalısın. Amasız, fakatsız, nedensiz demokrasiyi kurmak Nasıl yani? Zorundasın. Yani şimdi terör var, demokratikleşemeyiz diye askıya almamalısın. Daha açığı var mı bunun Yok, ne Yok tamam mi? ama sadece terörden dolayı değil. Birçok şeyden, Birçok şeyden zor olabiliyor yani demok yani tek başımıza bir şey yapabilmek çok zor oluyor. Herkes birbirinden bir şey alıyor veriyor ona borçlar. İstanbul'un adını koyup kendin uluslararası aranada ilk imzayı atan İstanbul Sözleşmesi'ni baskı grupları ve bir başka siyasi parti nedeniyle geri almamalısın. Daha beni konuşturma burada. İstanbul Sözleşmesi'ni soracaktım. Madem açtınız buyurun sizi dinliyorum. Bu konudaki düşünceleriniz? Ben çok üzgünüm çünkü Cumhurbaşkanı'na nasip olmuş, Dolmabahçe'de imzalanmış, İstanbul'un adına alan uluslararası bir kanundu bu. O kadar işine geldi ki o iki yüzlü batının. Pekala bekleyin şu bu diye diretebilirdi. Hemen kabul ettiler. Hemen. Çünkü biz de İstanbul Sözleşmesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinden seçilenler gidip başka ülkelerde, bizimle ilgili değil evet. başka ülkeler kadına şiddet nasıl yapıyor, neden yapıyor, yapılan kanunlar uygulanıyor mu idare tarafından denetlemeydi. Bizde de buydu bu. İstisnai olarak tanınmış. Yani şöyle diyelim orada eşcinsellikle ilgili bir şey yoktu. Dezavantajlı gruplar deniyordu. Ülkemizde bizim eşcinseller dezavantajlı grup. Bunun adı budur. Başka kimdir? Kadındır. Başka kimdir? Çocuktur yoksulluktur. Dezavantajlı grup bu demektir. Dezavantajlı grup dediği için vay efendim eşcinsel evlilikleri getirecek yahu dünyanın her yerinde uluslararası platformlarda bir sözleşmeye imza atarken çekince koyma hakkın var senin zaten. Hmm. Ve birçok seye koyabilirsin. Örneğin biz Güneydoğu bölgesindeki özertliklere. Hayır dedik Avrupa Birliği'nde imza atarken. Hmm. Bunun yerine şunu yapacağız dedik. Yerel yönetimler özertlik şartını koyacağız dedik. Belediyeler. Evet. Ve çok da güzel yaptık bunu. Sonra ne yaptık Hülya'cığım? Belediyelere kayyum tayin ettik. Bunlar geri adımdır. AK Parti hükümeti şu anda Cumhurbaşkanımızın başında olduğu hükümet 2002'den sonra muhteşem 2013-14'e kadar muhteşem şeyler yaptı. Şimdi geri gidiyor bazı şeyler. Ben buna üzülüyorum. Hı. Sebep? Siyasi baskılar. Seçim. Bak. Geldik gidiyoruz seçim. Siyasi baskı derken Türkiye içi siyasi baskımı. Yani e, tabii canım yani farklı bir partiyle koalisyon yaptı. Hiç olmadık bir partiyle. Ak Parti'nin kendi içi de bundan rahatsız. Bak Hüda nereden Fark nereye geldik. Bir daha mı bahsediyorsun? Hüdapar'dan bahsetmiyorum. <laughs> MHP'den bahsediyorum. Aa. Aa, Bakın Hüdapar hep bunlar yanlış bilinen şeyler. Hizbullah vardı Güneydoğu'da. Hizbullah ve PKK. Hı. Devlet ikisini de kuran devlettir. Hizbullah'ı PKK'ya PKK'yı Hizbullah'a vurduran da devlettir. Tamam mı? Uğur Mumcu bunları tespit ettiği için öldü. Öldürüldü. Hı hı. Bunlardan biri. Anlatabilir miyim? Ya. Sonra ne oldu? PKK'ya dendi ki dağdan in ovaya siyaset yap. Elinde silahla siyaset olmaz. Hizbullah'a da dendi ki sen de otur oturduğun yerde, bırak elindeki silahı artık, sen de siyasete atıl, bir parti kur. O da Hüdapar'ı kurdu. Güneydoğu'da çalışan bir akil olarak bunların her şeyinin içini çok iyi biliyorum. PKK ile de görüşüldü, Hizbullah'la da saatlerce oturulup konuşuldu. Devletin koyduğu korucularla konuşuldu, halkla konuşuldu, onların ne hissettikleri, ne istedikleri ve oradaki de facto yani olan tespit edilip devlete bildirildi. Muhteşem bir şeydi çözüm süreci diye başlayan hı hı. ve akillik evet. diye görevlendirilen. İngiltere'nin İrlanda ile savaşlarında 8 senede yapılamayan, yürünen, o alınamayan yol 6 ayda alındı bizde. Muhteşem bir şeydi ama başta dış güçler dış güçler tarafından kışkırtılan iç güçler ve maalesef medya sayesinde donduruldu buzdolabına kondu. Edilen. Yok edilmedi dikkat et. Ed. Bu frizeneyni koyarsın ben saklamak istediğim şeyleri koyuyorum sen. Diprizde Çöp yani? değil yani, evet diprizde. Yani aslında uzaktan biz halk olarak siyaseti halkın arasında hiçbir şey yok. Siyaseti gerçekten algılayabiliyor muyuz acaba? Ben Algılayamıyoruz işte seçimler hani ben... uğruna kardeşi kardeşe vurdurtuyoruz, ona iftira atıyoruz, bunu böyle yaftalıyoruz, seçim kazanıyoruz. Hani bilmiyoruz işin içinde ne olduğunu aslında. Devletin ama beyni aklı var. yani o kadar karışık ki biz hani yorum, yorum yapıyoruz ya dış güçler, iç güçler, o ona ama doğru buna Doğru buna bu. Karışıyor. Yani bak o çözüm süreci sırasında biz Bizim iç sorunumuzu hallederken şimdi mümkün değil artık dışta YPG'sinden, PKK'sından, farklı gruplardan ee? karşı karşıya bizi bıraktılar. Yani şimdi sınır güvenliğimiz çok önemli deniyor. E görüyoruz işte şehitlerimizi. İyi şeyler de oluyor ama kötü şeyler daha çok oluyor. Ben mesela bu kadar yıldan sonra muhalefetin... Bu kadar olmuş bitmiş olayı nasıl hani hazmedeceğini çok merak ediyorum. Muhalefetin. Ya muhalefet evet nasıl hani kalkabilir? Yani kalka... muhalefet ulusalcılık damarını kesip bir tarafa bırakmadığı müddetçe hiçbir şey olamaz. Kendisinden farklı olana hayır, farklı bir dine hayır, farklı cinsiyete hayır ama böyle konuşmada ette her şeyde demokrasi konuşuyor havar kesiliyor. Kılıçdaroğlu helalleşme dedi işini bitirdiler adamın. Kendilerine tanımadığımız insanlar ortaya lanse edildi. Hiç tanımadığımız o insanlar kendi liderlerini arkadan hançerledi. Brutus. Buyur. Partiler içi. Ya bir işte onu diyorum. Nereye duyuyorum. ne hiçbir el şey atalım biri, Hülya'cığım? Tek, şey. her biri ayrı konu. Kadına şiddet meselesi bitebilir mi? Bitmez. Hemen her yerde şiddet sarmalı içindeyiz. Bitmez. Kadına şiddet meselesi görünür oldu. Çok şükür ki görünür hmm. oldu. Ha, bu çok Şimdi güzel. İstanbul Sözleşmesini yarı bırakıp siyasete döndük. Yanlış yaptık. İstanbul Sözleşmesi hmm. hiçbir şeyi engellemez. 6.284 hedefleri bunların. Bu gerçekten yobazların hedefi zaten açık açık söylüyorlardı. 6.284. Orada ne var? Ve efendim kadının beyanı esas e, kadının beyanı yüzünden. Şimdi bak burada gerçekten bir düzenleme yapılmalı ama hukuki bir düzenleme. Yoksa kadının beyanı esas olmalı. Birçok can bu sayede kurtuluyor. Eğer bu beyan esas olmasa çoktan gidecekler. Devletin açıklamadığı bir sürü koruma altında kadın var. Hiç tanımadığın, tahmin etmediğin çok ünlü birinin, bir siyasetçinin bir yakınını bile biz devlet koruma evinde koruduk. Duyuyor musun ne dediğimi? Böyle bir de facto... Gerçek var. Gerçekle hayal dünyası çok farklı. 6284'te evet kadının beyanı gene asıl olmalı ama hemen üst mahkemesi değil o kararı veren aynı mahkeme itiraz halinde hemen geciktirmeden ertesi gün veya o gün e, itirazı değerlendirmeli. Değerlendirmiyor. Yalan beyan yapıyor. Rapor yok elinde rapor var dedi diyor. Ciddi yazılı belge bilgiyle e, beyan gerçek olmalı. Orada sıkıntı var ona ben katılıyorum. Hımm. Peki yeni jenerasyonu nasıl eğitebiliriz yani annelerimi eğitir, yani büyürken en azından kadına karşı farklı yetiştirmek gerekmiyor mu? Yani büyü, ço erkek çocuğunu ya da kadını Cumhuriyet da... Cumhuriyet devrinin kadınları yeni bir devre geçmiş olmakla birlikte... ...Osmanlı'dan Cumhuriyet'in geçişi öyle bir günde böyle olmadı. Olmuyor tabii. Değerler işte. taşındı. Geçmişini geleceğinle bütünleştirirsen insansın. Köklerinden uzaklaştığın an savrulur gidersin. Köklerini bilmeyen savrulan insanlar bunlar. Bu şimdi neyi anlattı? E, neyi yani anlattı? Nasıl Daha yani bunları yap. nasıl toplayacaksın? Cumhuriyet devrinin kadınları da bir disiplinliydi. Her birinin okuma şevki, ideali vardı. Şimdi öyle değil ki. Zengin kızını ko zengin kocaya vermeye fokuslanmış anneler büyütüyor bazı çocuklarını. Bazılarını diyorum. Çünkü genel dediğin zaman ee, çok kızdılar kadınlar da onun için diyorum. Yani şöyle görüyorum. Mutlaka mesleği ayakları şeklini, üstünde ha, durmalı. Kadın, kadın olsun erkek olsun. Her kadın her şekilde kendi ekonomisini kendi kurmalı, kendi gücünü kendi kurmalı. Yani etraftan gelen güç ya da etrafı erkeğin nafakasına muhtaç olmamalı. Hiçbize herkes Bu kadar. kendi gücü yani kendi kendi olacak. Aynen. Ama bunun için de sosyal hukuk devleti olmalısın Batı'da olduğu gibi. Gene bak Batı'ya atıp yaptık. Ya niye? Tek başına İnsan sen bunu gibi yaşamayı bir kere devlet çalışmasan bile sağlıyor. Ne zamana kadar belli müddet sana müddet, şey veriyor, izin veriyor. O müddet içinde iş buldun, kendini geliştirdin, geliştirdin. Evet. Yoksa kesiyor o da onu. Evet. Ama sosyal devletin gücünü arkanda hissediyorsun. Ya, yani. yani. Şimdi diyorlar ki biz dört kadın da alırız, döveriz de, boşarız da, nafaka da vermeyiz. Devlet versin. Buna, buna da karşıyım. E tabii ki işte bak onu söylüyorum. İnsanlar artık kendi başlarına hareket etmeliler. Kendi başlarını, kendilerini işte yine geliyoruz her koyu kendi bacağından asılıyor. Aynen öyle. Yani sonuçta bunlar boşuna söylenmiş sözler Bir değil. Bir de Hülya'cığım burada bunu söylemeden kapamayalım. Eğitimde başarılı değiliz maalesef. AK Parti hükümeti de eğitimde başarı çizgisini yakalayamadı. Eğitimimiz de kötü durumda. Sağlık mesela müthiş. Ben sağlığı hala tenkit edenlere karşıyım. Sağlıkta inanılmaz, Batı'yı da, Amerika'yı da geçmiş vaziyetteyiz. Bütün o pandemide de yaşadığımız hale dikkat edersen, pandemi sonrasında da gerçekten bir sosyal hukuk devleti var gibi bir hizmet veriyor sağlık sektörü. Tabii o başındaki Sağlık Bakanımızın da çok büyük gayretlerini ve kendinin de doktor olması nedeniyle hassasiyetlerini biliyorum. Yani eğitimde en çok dikkatinizi çeken nedir? Değişmesi gereken çok şey. Baştan aşağı. Bir kere eğitimin adı milli eğitim olmaz. Eğitim evrenseldir. Sen başına milli koyduğun andan itibaren işte sana göre bir eğitim oluyor. Hı. Hmm, da enteresan. Bana soru hazırladınız mı? Söylediler evet. mi? Söylediler evet. Ama unuttum diyorsun. <laughs> Unutmadım ya. Ben şöyle seni çok eskiden beri tanıyan bir dost olarak dost kavramını, arkadaşlık kavramını sormak istiyorum sana. Sen dosttan, arkadaştan ne anlıyorsun? Şunu anlıyorum. Dost çok az olmalı. Dost sayısı çoğaltılmamalı. Çünkü dost dediğin zaman onun gerçekten evlilik gibi iyi gününde, kötü gününde olabileceğine, birlikte olabileceğine inandığın Yine kişi. Yeni dost var. edinebilir misin? Şu an yeni dost yani zor ama arkadaş edinirsin. Arkadaş edinirsin, arkadaş olursa onu o konuma koyarsın. Dost Yani kökleri olan bir şey. E, kesinlikle. Eskiye dayanmalı kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Yani bizler kaç senedir. Güzel söyledin. Aferin evet. sorunu iyi bildin. Ben bildim mi? <laughs> ben bildim mi sorularını? Hayır maalesef. Üzgünüm. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok öpüyorum. Ben de. Çok teşekkür. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim.